Herkese merhaba. İstanbul Sözleşmesi'nden çekildik. Bunun üzerine pek çok itiraz geldi ve pek çok iddiayı da beraberinde getirdi. Örneğin şu söyleniyor. Kadınlar artık korumasız kaldı. Kadınlar artık dövüş sporlarını öğrensin vesaire. Kadınlar korumasız kalmadı arkadaşlar. İstanbul Sözleşmesi'nden çekildik diye Türk Ceza Kanunu iptal olmadı. Hatta İstanbul Sözleşmesi'nin beraberinde getirdiği yasa olan 6284 de hala yürürlükte. 6284'e bu anlamda revize yapılacak mı? Onu sadece göreceğiz. Dolayısıyla bu kadar abartılan heyyulanın gerçekten bir karşılığı yok. Kadınlar korumasız kaldı mı? Sorusuna bir de şöyle cevap vermek lazım. Bakın AK Parti iktidarından önceki yıllarda, Cumhuriyetimiz kurulduğundan 2002'ye getirin tarihi, 8 tane şiddete uğrayan kadının sığınabileceği ev var, yani sığınak var Türkiye'de. AK Parti iktidarında bu 14 katına çıktı. Şu anda yaklaşık 200 tane kadın sığınma evi var. Şiddete uğrayan kadınların isterlerse çocuklarıyla beraber gidebilecekleri ve devletin onların masraflarını karşıladığı. Bunun yanı sıra şiddet önleme ve izleme merkezleri var, Şönül denilen. Bu merkezleri de kuran ilk parti, ilk hükümet AK Parti hükümeti. Bu merkezler de şu an 81 ilimizde varlar. Şiddete uğrayan kadınlar buralara gidip işte ücretsiz hukuk hizmeti, avukat hizmeti, psikolojik destek hem kendileri hem çocukları için alabiliyorlar. Dolayısıyla kadını korumak bağlamında AK Parti'nin yaptığı icraatlara bakın, bu icraatların hiçbirisi geri gitmeyecek. Yine aynı şekilde elektronik izleme merkezi kuruldu. Elektronik izleme merkezi kadına şiddet uyguladığı düşünülen zanlıya elektronik kelepçe takılıyor ve uzaklaştırma kararının uygulanıp uygulanmadığını bu elektronik izleme merkezine 7/24 devlet takip ediyor. Biliyorsunuz kadına yönelik şiddette zamanlama da çok önemli. Hızlıca olaya müdahale etmek çok önemli. Bu yüzden İçişleri Bakanlığı KADES uygulamasını hayata geçirdi. Bunu kadınların telefonlarına indirip şiddete uğrayabileceklerini hissettikleri an devleti anında haberdar edebilecekleri bir uygulama. Bu bahsettiğim KADES uygulaması. Örnekleri çoğaltabilirim ama gerçekten sadece bir sözleşmeden imzamızı çektik diye Türkiye'deki kadınlar her tür şiddete karşı korumasız kaldı iddiası tam bir safsatadan ibaret. Peki İstanbul Sözleşmesi'ne neden karşıyız? Madde madde sıralayalım. Birincisi, sözleşmede fiziksel şiddetten bahsedilmiyor sadece. Şiddet 4 kategoriye ayrılıyor. Fiziksel, psikolojik, cinsel, ekonomik. Bu şiddet kategorilerinden herhangi birisine maruz kalan kadın ya da maruz kaldığını hisseden kadın polisi arayıp o söz konusu erkeği, genelde de koca oluyor, evden en az 3 ay, bazen 6 ay, bazen daha fazla uzaklaştırma hakkına sahip oluyor. Altını çiziyorum, şiddete uğradığına dair hiçbir kanıt yok. Sadece hisse dayalı olarak da, yani ben şiddete uğrayabilirim bu kişiden diyerek de polis olaya müdahil olabiliyor. Nitekim buna dair suistimalleri de çok gördük. Örneğin dolandırılıp parasını kaybeden iki kız kardeş, babalarının kendisine vereceği tepkiden çekindikleri için babaları tarafından tacize uğradıklarını söylediler. Sonradan mahkemede bunu kabul ettiler, iftira attıklarını. Fakat sonuçta o ailenin başına bunlar gelmiş oldu. O babanın hayatı bir daha dönüştürülemeyecek, değiştirilemeyecek şekilde değişmiş oldu. Böyle çok fazla örnek sıralayabilirim size. Ama Google'a bakıp şöyle bir iftiralara göz attığınızda gerçekten ortada katlanılması zor bir durum olduğunu görebilirsiniz. Bu anlaşma İstanbul Sözleşmesi'nde aynı zamanda o kadar feminist ve eşcinsel siyaseti ekseninde yazılmış ki örneğin sexual orientation, yani cinsel yönelim, yani eşcinselliği bir cinsel sapkınlık değil de cinsel yönelim olarak kabul ederek Türkiye Cumhuriyeti Devleti altına imza atıyor. Canım ne önemi var, hani onu demişsin bunu demişsin diyen arkadaşlar, şunu söylemek isterim. Kelimeler dünya kurar, kelimeler dünya yıkar. Dolayısıyla siz kendi devletinizin imzasını böyle bir kavramsallaştırmanın altına attığınız andan itibaren onun beraberinde getirdiği bütün yasal düzenlemelerden, toplumsal düzenlemelerden sorumlu hale de geliyorsunuz aynı zamanda. Yine aynı şekilde bu sözleşmede namus kelimesi sözde namus kavramı olarak geçiyor. Şimdi namus cinayetleri diye kimilerinin adlandırdığı cinayetlere ya da namus adına işlenen şiddet türlerine elbette ben de karşıyım. Fakat namus kelimesi önemli bir kelime. Bizim hayat tarzımızın vazgeçilmez parçası olan bir kelime.
Mesela bu neye yol açıyor yasal düzenleme olarak? Bir koca aldatılıyor eşi tarafından ve bunu öğrenince o eşine bağırıyor, kötü sözler söylüyor. O kadın polisi arayıp benim eşim bana işte sözel şiddet, psikolojik şiddet uyguluyor diyerek aldatılmış olan eşini polis zoruyla evinden uzaklaştırabiliyor, evinden çocuklarından kopartabiliyor. Ya da kızınızın evlilik öncesi herhangi bir cinsel ilişki yaşamasını istemeyen bir anne babasınız ve kızınıza bunu zorluyorsunuz. İstanbul Sözleşmesi'ne göre suç işliyorsunuz. Örnekleri çoğaltabilirim ama bizim kendi toplum yapımızla uyuşmayan pek çok yan anlamları ve yasal uygulamaları beraberinde getiren bir sözleşme olduğunu görmemiz gerekiyor. Birincisi bu bahsettiğim hisse dayalı uzaklaştırmalar, herhangi bir kanıt yokken. Yani eşim bana yeterince alışveriş parası vermiyor, bir ekonomik şiddet oluyor mesela. Ya da eşim bana karşı sesini yükseltti, psikolojik şiddet oluyor mesela. Bunların hepsi erkeğin evden uzaklaştırılmasına yeterli sebep sayılıyor. Erkek bunları yapmış olmasa bile, çünkü kanıta gerek duyulmuyor. Böyle evinden uzaklaştırılan on binlerce erkek var. Ve biraz önce bahsettiğim bu LGBT dünyasının terimleri, eşcinsel küresel siyasetinin terimleri ve namus kavramı üzerinden namus kavramının içini boşaltma. Tabii burada şunu da söylemek lazım. Tamamen feminist bir bakış açısıyla yazılmış. Ya feministlerin namus diye bir derdi yok. Biliyorsunuz 8 Mart'ta nasıl pankartlarla ortaya çıktıklarını ya da aile diye bir dertleri yok. Çünkü feministler için namus kavramı ya da aile kurumu kadını köleleştirmek için ortaya çıkmış kavramlar. Kadın namustan ve aileden arınırsa, özgürleşirse ancak tam anlamıyla kendini gerçekleştirebilir. Şimdi bu bakış açısının ortaya koyduğu sözleşmede ister istemez bu uygulamaları beraberinde getiriyor. Peki biz bu sözleşmeden çıktık ve medeni dünyadan ayrıldık mı? Amerika imzalamamış, Kanada imzalamamış, İngiltere imzalamamış, 11 Avrupa Birliği üyesi ülke imzalamamış, Fransa ve Almanya sözleşmeye çekince koyarak imza koymuş. Ama biz medeni dünyadan ayrılmış olduk bu sözleşmeden imzamızı çekince. Yani bu bakış açısı gerçekten hiç inandırıcı değil. Kaldı ki sözleşmeye karşı en çok sesi çıkan biliyorsunuz CHP. CHP biliyorsunuz geçtiğimiz bir ay içerisinde işte partisinin içerisinde en az 16 tane içlerinde yöneticileri de olan taciz ve tecavüz iddiası çıkan parti. Yine aynı CHP'nin milletvekili vahşice katledilen kızımız Pınar Gültekin'in babasını arayıp katil hakkındaki şikayetini geri çekmesi için baskı yapan insanların olduğu bir parti. Yine aynı CHP. Eğer psikolojik şiddet diye bir şey varsa onun tam karşılığı olan başörtüsü yasaklarını son ana kadar direnebileceği son ana kadar desteklemiş olan bir parti. Ya kadınların düşünsenize Türkiye nüfusunun en az yarısını oluşturan başörtülü kadınların vatandaşlık haklarını engellediler. Seçilme, kamuda çalışma ve eğitim hakkı bunlar engellenemez vatandaşlık haklarıdır. Normalde sen kadın nüfusunun yarısının bu haklardan mahrum olmasını 10 yıllarca savunuyorsun. 2013'te ilk meclise başörtülü vekiller girdiğinde iyi artık mağdur edebiyatı yapmayacaklar diyen bir genel başkanım var. Ki aynı genel başkan ya da aynı parti bu yasağı uzun yıllar boyunca kendileri savunmuş olan bir parti. Yani yaşanmış olan bir zulme edebiyat diyorlar ama örneğin hala işte AK Parti şeriatı getirecek, AK Parti hepimizi çarşafa sokacak falan gibi hikayeleri de gerçek bir korku aracı olarak pompalıyorlar. Yani yaşanmamış olana gerçek muamelesi yapıyorlar, gerçek zulme edebiyat muamelesi yapıyorlar. Böyle insanların olduğu bir partiden bahsediyoruz. Yine feministlerin mesela dikkat ederseniz CHP'deki taciz tecavüz iddialarına karşı hepsi üç maymun oynadılar. Hatta Amerika'dan ödül alan bir feminist var, Canan Güllü. Canan Güllü bu ödülü aldıktan sonra İsmail Küçükkaya tarafından darp edilen, şiddete uğrayan eski eşi biliyorsunuz tweet attı ve dedi ki sen benim yanımda durmadın, zalimin yanında durdun. Ben şiddete uğrayan bir kadındım ve şimdi bunun üzerinden ödül alıyorsun, prim yapıyorsun öyle mi? Yani dolayısıyla bu insanların ikiyüzlüğünü de bu noktalarda ifşa etmek gerektiğini düşünüyorum. AK Parti kadını korumak noktasında şimdiye kadar
Bütün hükümetleri toplayın. O bütün hükümetlerin toplamından kat ve kat fazlasını yapmış olan bir parti. Kadınları asla korumasız bırakacak olan bir parti değil. Ve biraz önce bahsettiğim şiddetin izlenme merkezleri, elektronik izlenme merkezleri, KADES uygulaması ve kadın sığınma evleri noktasında ortaya koyduğu performans AK Parti'nin Avrupa Birliği ülkeleriyle kıyaslayın. Büyük çoğunluğundan çok çok daha öndeyiz. Büyük çoğunluğunda bu uygulamaların hiçbiri yok. Uygulamalar olanlardan da sayı olarak bu alanlarda fazla durumda Türkiye. Dolayısıyla bu İstanbul Sözleşmesi üzerinden kopartılan yaygaranın gerçekten çok fazla bir karşılığı yok. Burada esas mesele şunu görmek arkadaşlar. İstanbul Sözleşmesi bir koruyucu melek değil. Bütün devletlerin altına imza atması gereken bir kutsal metin değil. Fakat aynı zamanda aileye karşı yapılan bütün kötülüklerin kaynağı da değil. İstanbul Sözleşmesi bizim Cumhuriyetimiz kurulduğundan beri biliyorsunuz önce İsviçre Medeni Kanunu benimsedik. Ardından Brüksel'den gelen kanunları, dikte ettirilen şeyleri benimsedik. Bizim hiç kendimize ait bir aile kanunumuz olmadı. Ve dolayısıyla İstanbul Sözleşmesi de bizim kendi değerlerimizle, aileyi koruma çabamızla Batı'nın değerleri, Batı'nın aileyi korumama çabasıyla asla uzlaştırılamayacak farklılıklar olan bir sözleşmeydi. Bu anlamda altından imzamızı çekmemiz gerçekten Türkiye'ye yakışan bir hamleydi. Ve Türkiye, şunu da belirtmek lazım, elbette kadın cinayetleri olmasın, hiç olmasın, en büyük temennimiz bu. Ama bunları azaltmak noktasında Türkiye dünyada da iyi bir yerde. Eğer kıyaslayacak olursanız, Dünya Bankası'nın bir araştırması var örneğin. Bu araştırmaya göre Almanya ve Kanada ile aynı dilimdeyiz kadın cinayetleri noktasında. Ama yani görseniz sanki Türkiye dünyanın çok çok gerisinde, 3. dünya ülkesi noktasında gibi bir algı yaratılıyor kadın cinayetleri meselesinde. Ya da mesela Brüksel'de 1.4 iken, Belçika'da 1.4 iken aynı araştırmaya göre 100 bin kadına düşen cinayet, Türkiye'de 0.9. Ya da Avusturya'da 1.1 iken Türkiye'de 0.9. Yani bu Batı güzellemesi, Avrupa ülkelerinde hiç bu cinayetler olmuyor, hiç taciz, tecavüz olmuyor gibi bir algı gerçekten işte bizim o müstemleke zihniyetlere yakışan, her şeyde sadece gözünü Batı'ya diken ve oradan aldığı suflelerle konuşan insanların ortaya koyduğu bir iddia. Bunun da bir gerçekliği olmadığını belirtmek istedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Kitabın ortasından konuşan videolarda görüşmek dileğiyle.